Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler'den herkese günaydın. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı %2,37 değer kaybederek 10.891 puan seviyesinden tamamladı. Haftanın son gününde yatay bir kapanış gerçekleştiren endekste işlem hacmindeki düşüş dikkat çekti. 22 günlük hareketli ortalamasına tutunmaya çalışan Borsa İstanbul 100 endeksinde 11 bin puanın altında haftalık kapanış gerçekleşmiş oldu. Yeni haftanın ilk işlem gününde endekste yatay pozitif bir açılış bekliyoruz. Yüksek Teknoloji Teşvik Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta çip üretimi ve elektrikli araç olmak üzere yüksek teknolojili ürünlere 30 milyar dolarlık teşvikte bulunacaklarını açıkladı. Uzun süredir üzerinde çalışılan vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır," dedi. Veri takviminin sakin olduğu günde akşam üzeri saat 17.30'da ABD'den Dallas Fed İmalat Endeksini takip edeceğiz. Herkese bol kazançlar.